İstanbul iklim vizyonumuzu tüm dünyaya gururla açıkladığımız bu güzel programımıza bizim için çok kıymetli, güçlü bir destek sunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'yi mikrofona arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Efendim böylesine güzel bir günde birlikte olmaktan son derece mutluyum. Mavi bir gezegende yaşıyoruz ve uzayın sonsuzluğuna baktığımız zaman aslında dünya çok da fark edilmiyor uzayın sonsuzluğu içinde. Dolayısıyla izniniz olursa hepinize dostlarım diye ifade edeyim. Çünkü bu mavi gezegende hepimiz geleceğimizi kurtarmak için, daha güzel bir gelecek için mücadele ediyoruz. Elbette ki Büyükşehir Belediye Başkanımızın anlattığı ve İstanbul için hayata geçirmeye çalıştığı ve İstanbul'un iklimini, doğasını korumaya çalıştığı bir gerçek. Bu vesileyle ben hepinizin huzurunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmek isterim. Duyarlılığı dolayısıyla. İki genç çocuğumuz konuştuk. Onları da büyük bir dikkatle dinledim. Ve tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonuna giren dinozoru da. Aslında o animasyonun bütün televizyonlarda gösterilmesini isterim. Oradaki bir soru çok önemli. Hadi gök taşı düştü ve biz yok olduk. Ama siz neden kendi sorununuzu getiriyorsunuz ve neden önlem almıyorsunuz diyor. Aslında soru son derece haklı iklim krizi sadece bizim değil sadece İstanbul'un değil dünyanın ortak sorunu. Dolayısıyla mücadelinde ortak sürdürülmesi lazım. Sadece devletlerin değil devletler dışında uluslararası kuruluşların da bu konuda yoğun çaba harcadıklarını biliyorum. Ama bu çabalar ne kadar başarıya ulaşıyor? Bunun da bir şekliyle sorgulanması lazım. Ortak sorun derken tabii gelişmiş ülkeler var gelişmekte olan ülkeler var. Krizle mücadelede gelişmiş ülkelerin sorumluluğu biraz daha fazla. Hatta birazın da ötesinde çok daha fazla. Eğer biz fosil yakıtların sonlandırılmasını istiyorsak o zaman gelişmiş ülkelerin ve oluşturdukları uluslararası fonların gelişmekte olan ülkelere aktarılması ve belli koşulların getirilmesi lazım belli süre içerisinde, belli bir zaman dilimi içinde bu mücadelenin hem yapılması hem denetlenmesi hem sonlandırılması gerekiyor. Eğer bu yapılabilirse, ortak bir çaba harcanabilirse dünya mavi gezegen olmaya devam edecektir. Yoksa kendi sonumuzu getirmiş olacağız. Uluslararası kuruluşların elbette ki sorumlulukları var. Elbette ki onlar da çalışıyorlar. Elbette onların raporları var ve biz bu raporları da büyük bir dikkatle okuyoruz. Bütün mesele yenilenebilir enerjinin sürdürülebilirliğidir ve bu konuda harcanacak olan çabadır. Doğanın bize sağladığı bu konuda olağanüstü imkanlar var. Belki bugün için maliyetler biraz yüksek olabilir ama gelecek kuşaklar için bu maliyetlerin hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla biz yaşanabilir bir dünyayı kurmak zorundayız ve sürdürmek zorundayız. Bu arada Akdeniz kuşağı iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olanın Akdeniz kuşağı olduğu ifade ediliyor. E biz de bir Akdeniz ülkesiyiz aslında. Kuşağın nasıl etkilendiğini son orman yangınlarından gördük. İspanya'dan Türkiye'ye kadar bir Akdeniz havzasında olağanüstü orman yangınları oldu. Pek çok canlı hayatını kaybetti. Aslında ormanların karbondioksiti nasıl yok ettiğini ve oksijeni nasıl artırdığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ormanları korumak aslında mavi gezegeni bir anlamda korumak demektir. Bu bağlamda uluslararası kuruluşlardan söz ederken Akdeniz ülkelerinin de bir araya gelip iklim kriziyle ilgili mücadelede dayanışma göstermeleri gerekir. İtalya'da mı yangın oldu? Buradan da biz de destek vermeli söndürülmesi için. Türkiye'de mi oldu? Yunanistan'ın bize destek vermesi lazım. Dolayısıyla Akdeniz'de yaşanan iklim krizinin önlenmesi için Akdeniz ülkelerinin de bir araya gelip ortak hedefler belirlemesi lazım. Bunun için de çaba gösterilmesi gerekiyor. Finans desteği özellikle Gelişmekte olan ülkelere finans desteği son derece önemli. Bu konuda ayrılan kaynakların gelişmekte olan ülkelere aktarılmasına hepimizin önem vermesi lazım ve izlemesi lazım. Bir başka konu sözlerimi ondan sonra bitireyim izniniz olursa. iklim krizi onlarca yıldır konuşuluyor aslında. Şu veya bu şekilde hepimiz bir ucundan tartışıyoruz. Ama gereğini acaba yapıyor muyuz? Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler acaba gereğini yapıyorlar mı? Paris İklim Sözleşmesini biz daha yeni kabul ettik. Parlamento'da oy birliğiyle. Paris İklim Sözleşmesi aslında bu sürecin ilk adımı. Asıl bundan sonra o sözleşmenin gereğinin yapılması lazım. Acaba ülkeler bu sözleşmenin gereğini ne kadar yerine getirecekler? Biz ne kadar yerine getireceğiz? Bunun da üzerinde durulması lazım. Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası kuruluşların bu konuda yazılmış 30 yılı aşkındır hemen hemen her yıl yayınlanan raporları var. O raporları okuyunca insan biraz umutsuzluğa kapılıyor. Ya raporlar böyle de 30 yıl geçti. Neden gereği yapılmıyor? ve neden daha sağlıklı, daha tutarlı, daha kararlı adımlar atılmıyor. Uluslararası finans kuruluşları çok açık ve net şunu söyleyebilirler. Paris İklim Sözleşmesi'ne uymayan, gereğini yapmayan hiçbir ülkeye uluslararası finans kuruluşları kaynak aktarmayacaktır. Nokta. Bu yapıldığı zaman mücadelenin, mücadelenin etkisi çok daha fazla olacaktır. Asıl bunun üzerine kilitlenmek lazım. Efendim İstanbul Ekrem Başkanımız güzel şeyler anlattı, mücadele için neler yaptığını söyledi, hedefleri açıkladı. Bunlar son derece güzel şeyler. Diğer belediye başkanlarının da aynı çabayı göstermesi lazım. Çünkü birlikten güç doğar. Bir kriz var, evet kriz var. Kriz İstanbul'un mu? Hayır. Türkiye'nin mi? Hayır. Akdeniz'in mi? Hayır. Dünyanın krizi, insanlığın geleceği, bizim dışımızdaki bütün canlıların da aynı zamanda geleceği, o zaman bu mücadelenin her birimiz bir ucundan tutarak ve belli bir zaman dilimi içinde başarıyla sonlandırarak güzel sonuçlar elde edebiliriz. Bu çok önemli. Kanal İstanbul'dan da söz etti Sayın Başkan. Sayın Başkan hiç meraklanma. Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Alan olursa, alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir. Bir daha ifade ettim. İster içeriden, ister dışarıdan bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan bir ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu bir dünyada siz hala İstanbul'a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini isterim. Dolayısıyla bu ihaleye kimse girmeyecektir. Gönlünüz rahat olsun Sayın Başkanım. Efendim hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun diyorum. Gençlere borcumuz var. Çocuklarımıza borcumuz var. Onun gereğini yapacağız. Birlikte yapacağız. Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız şimdi bu güzel günü bizlere sonsuza kadar hatırlatacak bir fotoğraf çektirelim.